Merhabalar. Dijital pazarlama ve dijital kariyer eğitim videosuna hoş geldiniz. Buradaki bu kısa eğitimde size aslında dijital pazarlamanın ne olduğunu ve dijital pazarlamada hangi alanlarda çalışabileceğinizi ve dijitalde bir kariyer düşünüyorsanız hangi mecralarda neleri yapabileceğinizi ve hangisinin size daha uygun olduğunu anlatmaya çalışacağım. Dijital pazarlama eğitimlerinin en başında her zaman bunu veriyorum. Çünkü oldukça verimli oluyor. Ben kimim? Niye anlatıyorum size bunları? Dijital mecralar benim ekibimin kurucusu olduğum için tanıyor. Medya tarafında Doğuş Yayın Grubu'nda çalıştığım yıllardan dolayı tanınıyorum. Hala da Doğuş Grubu markalarıyla çalışıyorum. Yıllardır bu işin içerisindeyim. Startuplar, işte Altın Örümcek ödülleri, sosyal medya ödülleri, birçok projenin içerisinde dahil oldum. Kendi ortağı olduğum projeler ve çalıştığım projeler sayısız başarılar kazandı ve bununla beraber eğitimler ve konferanslar da vermekteyim. Medya, restoranlar, otomotiv, işte giyim, medikal hastaneler vesaire ve startuplar olmak üzere birçok alanda hizmet verdim. Hala danışmanlık yapmaktayım. Türkiye'nin belli başlı büyük markalarında. Bunların hepsi çok çok ünlü markalar. Eğitimlerim aslında uzmanlara odaklı. Yani ajanslarda çalışanlar veyahut da işte belli bir şeyi bilenler, üniversiteden mezun olanlar ama kariyerleri için uzmanlaşma süreci içerisine girenler. Birçok üniversitede ve eğitim kurumlarında derslerim bulunmakta. Kendim kurumlara daha çok, dediğim gibi ajanslara özellikle eğitimler vermekteyim. Bu eğitimin de aslında size bir başlangıç eğitimi olarak sizi biraz uzmanlığa yavaş yavaş hazırlamak için olacak. Tabii ki her zaman kendinizi geliştireceksiniz ama bu dijital pazarlama eğitiminin içerisinde ne olacak? Dijital pazarlama nedir anlatacağım, kariyerinizi anlatacağım. Kariyeriniz nasıl başlar onu söylemeye çalışacağım. Hangi alanı sizin için daha uygun dijital pazarlamanın bunu konuşacağız. İnternet ile nasıl para kazanırsınız? Ve dijital pazarlamada uzmanlaşma sürecinizi anlatacağım. Bununla beraber örnek olarak hani güncel bilginizi güncel tutmanın değerini anlatacağım. Bir Google BERT update'i üzerine SEO'da ondan bahsedeceğim. Şimdi dijital pazarlamanın 5 tane ana dalı var. Bunlardan bir tanesi sosyal medya, diğeri dijital kimlik, diğeri dijital reklam, diğeri SEO, diğeri dijital istatistikler. Şimdi sayfanın sağ üstüne bakarsanız sosyal medyada yanına da yazdım güçlü iletişiminizin olması gerekiyor. Yani bir iletişim fakültesinden mezun olmuş olmanız veyahut da sosyal alan, sosyal bir insansanız sosyal medyada daha başarılı oluyorsunuz. Yani her halükarda yapabilirsiniz ama sosyal bir insansanız daha başarılı olursunuz. Dijital kimlik işte content marketing'e kadar gidiyor. Burada da eli kalem tutan, edebi yanı güçlü olan, hatta şairler daha iyi bile oluyorlar. Çok saçma geliyor ama edebi tarafı, kalemi çok güçlü olanlar daha başarılı oluyorlar. Finans tarafı, yani parayla oynamasını bilen, borsalarla iyi oynamasını bilen dijital reklamlarda çok başarılı oluyor. Matematiği iyi olanlar SEO tarafında çok güçlü oluyorlar. Arama motoru optimizasyonunda yani. Ve istatistiklerle, rakamlarla sürekli bakışanlar da dijital istatistiklerde daha iyi oluyorlar. Yani aslında her birini yapabilirsiniz ama güçlü olduğunuz bir alan varsa, iletişim, edebiyat, finans, matematik ve istatistik gibi bu alanlardan üzerine gitmenizden daha verimli olacağınız ve hatta o alanda daha uzmanlaşabileceğinizi görüyoruz bütün dijital pazarlama kariyerlerinde. Hani şunu da anlıyoruz hani zaman geçtikçe sosyal medyada aslında en üst seviyeye gelen insanlar zaten sosyal olarak çok olağanüstü yeteneklere sahip insanlar. Aynı şekilde dijital kimlikte inanılmaz makaleler yazanlar çok çok iyi adam kitap yazıyor bir yandan. İşte reklamlarda, finanslarda iyi olanlar adam zaten borsayı çok iyi oynuyor. SEO'su iyi olanlar matematiksel bir zekaya sahip zaten web sitesini ve diğer algoritmaların nasıl matematiğe uygun olacağını ölçebiliyor. Aynı şekilde istatistiklerle, rakamlarla iyi olanlar, burada bahis oynayanlar bile bahsedebiliriz. Çünkü ben bahisçilerin hakikaten daha sonradan dijital kariyere girdiğinde çok iyi dijital istatistikçiler olduğunu gördüm. Bunları söyleyebiliriz. Sunumda biraz daha uzun anlatmışım. Şimdi üzerinden geçince bir sonraki slide'a birazdan geçiyoruz. Tamam. Sosyal medyada aslında üç ana alanda kullanım var. Biri kurumsal kullanım,
Biri pazarlama kullanımı, biri business üzerine kullanım. Kurumsal kullanım firmaların kurumsal iletişim departmanlarında kurumsal bilgilendirme, basın bültenleri, kurumsal halk iletişimi üzerine kuruludur. Yani kurum kendi bilgisini veriyor, basın bültenlerini geçiyor PR ekibiyle beraber. Halkla iletişime geçiyor bu ana tarafı. Ya bunlar gol yememeye çalışıyor. Bunlar hiçbir falso vermemeye çalışıyor. Pazarlama kullanımı genelde ajans ve sizi genelde çalıştıracakları alan. Burada da ürün tanıtımları giriyorsunuz. Ürün işte sosyal medya reklamlarına entegre oluyorsunuz. Girdiğiniz postlara reklamlar yapılıyor. Kampanyaları ve promosyonları öneriyorsunuz ve beraber gerçekleştiriyorsunuz. Business'la alakalı kullanımda biraz daha teknik taraf. Bu da genelde dijital ekiplerle beraber yapılıyor. İşte click to action kullanımları bir link verip o link üzerinden performanslarınızı ölçmeye çalışıyorsunuz. Dijital satışı da bu şekilde conversion'larınızı yani daha doğrusu yaptığınız sosyal medya içeriği size para kazandırdım bunu hesaplamaya çalışıyorsunuz. Teknik entegrasyonlarda görmüşsünüzdür bazı sitelerde hani Facebook'la bağlan, Instagram'a bağlan diye. Aslında bu teknik entegrasyonda bunların hepsini dijital ekipler genelde gerçekleştiriyorlar. Bunların her biri aslında ayrı bir uzmanlık alanı ama bazı firmalarda bunların hepsini bir kişinin yapmak zorunda kaldığı olabiliyor. Yani sosyal medya bir tane uzman alıyor sana bu kurumsalı da sen yap, pazarlamayı da sen yap, işletmeyi de sen yap, hatta başka işleri de sen yap dendiği olabiliyor. Yapmak zorunda kalabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi genel anlamda siz kendinizi nerede konumlandıracaksınız? Aslında pazarlamada konumlandıracaksınız. Kurumsal iletişime yanıt vereceksiniz. Eğer ki teknik taraflı bir entegrasyon varsa o tarafa da kendinizi koyacaksınız. Ve sosyal medyadaki hani kariyerinizde şunu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir firmada çalışırsanız ajanslardan talep edeceğiniz şeyler de bunlar olacak. Yani hani ben kurumsal firma tarafındayım. Siz belki sosyal medya çalıştırmak istiyorsunuz. Aslında sosyal medyacıdan veya sosyal medya ajansından bu alanlarda hizmet bekleyebilirsiniz. Siz de aslında kariyerinizde bunları yapmak istiyorsunuz. Bu alanlarda hizmet verebildiğiniz kadar daha seçilebilir bir hale geliyorsunuz. Sunumda ne hikaye anlatmış olduğunuzu. Neyse. Tekrar isterseniz bu ekran üzerinden bakın. Ekran görüntüsü almaya çalışın. Şimdi dijital kimlik tarafı. Dijital kimlikte yani dedim ya edebi tarafı daha güçlü olan insanlar. Wikipedia'daki makalenizin girilmesi. IMDb tanımda işte bir diziniz, filminiz varsa IMDb'ye bunun bilgilerinin girilmesi. Google haritalara, Yandex haritalara ve Google My Business olarak kaydınızın yapılması. Mesela işte kuaförsünüz diyelim. Lokal SEO'ya giriyor bu. Eğer ben kuaför olarak kendimi Google'a tanıttırırsam Zekeriya Köy'deyim diyelim. Zekeriya Köy'de bir kuaför yerim. Zekeriya Köy aramalarında en tepede çıkar her zaman. Etrafımdaki arayanlar ilk önce kuaför diye aradıklarında beni bulurlar. O yüzden bu kayıtların yapılması ve bunların içeriklerinin gelmesi çok 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 önemli. Yarışmalara ve dijital etkinliklere katılım. Gene dijital kimlik tarafında yapılıp sizin araştırdınız ve yani ve müşterinize aslında şunu görüyorsunuz. Müşterinize siz ödüller kazandırdıkça müşterinizin gözünde de yükseliyorsunuz. Bunu bütün ajanslar yapıyor. Eğer ki siz de hani temsil ettiğiniz müşterinin kazanabileceği bir yarışmaya veyahut da bu tarz etkinliklere katılmasıyla o firmayı daha dijital kimliğini de göstermiş olursunuz. Bir yandan da onore de etmiş olursunuz. İşte Reddit'te, Ekşi Sözlük'te, forumlarda takip etmek. Dijital takip, dijitalle millet sizin hakkınızda ne demiş, bunun takibini yapmak. Krizler gerçekleşirse nasıl hareket etmeniz gerekir ve bunu nasıl yönetirsiniz? Bunların videoları, bunların yönetimi ve içerik, content marketing ve bloglar gibi bloglara yazılımlarda bu dijital kimliğin içerisinde. Mesela şu an korona krizinden dolayı bütün firmalar duruşa geçti. Hiçbir şey yapmaya korkuyorlar, bir şey söylemeye korkuyorlar ki doğru. En başta sakin olmak gerekir. O krizi biraz daha çok fazla insanların tepkisini almadan atlatmak gerekir. Bir yandan aslında bu kriz yönetimi sadece dijitali kapsamıyor. Burada kurumlarla beraber verdiğiniz kararlar var. Kurumla beraber verdiğiniz kararda da işte genelde sakin oluyorsunuz. Durumu muhakeme ediyorsunuz. Müşterinizle yüz yüze geliyorsunuz ve beraber neler yapabileceğinize bakıyorsunuz. Dijital reklamlar tarafında mesela benim
ana uzmanlık alanım da bu taraf. Yani diğerlerini de becerebiliyorum ama benim en iyi uzman olduğum alanlar burası. Facebook, Instagram reklamları, Google ve Yandex'te yayınlanan reklamlar ki Twitter'da, TikTok'ta yayınlanan reklamlar, LinkedIn reklamları, video platformları yani YouTube, Dailymotion, İzlesene gibi video platformlarına verilen reklamlar. En networkleri ve yayıncılar diğer sitelere kadar gidiyorsunuz artık. NTV'ye, Sözcü'ye vesaire. Onlara teker teker kontağı geçirip onlara da ayrıca reklamlar verebiliyorsunuz. Bu her reklamın kendi arasında ayrı bir uzmanlık alanı var. Ve burada aslında çok başlıca konuları göstermeme rağmen ad networklerin listesini yan yana koysam herhalde 120-130 tane falan. Ve her birinin ayrı uzmanlık alanları var. Burada ben kendimi mesela Facebook, Google, LinkedIn'e sayılır. LinkedIn üzerine uzmanlaşırken Twitter, TikTok'tan iyi verim alamadığım için mesela onların üzerine çok fazla uzmanlaşmadım. Aynı şekilde Dailymotion ve İzlesene veyahut da Ad Network yayıncılarda da kendi istediğimi alamadığım için en azından ya da iyi optimizasyon rakamlarına ulaşamadığım için çok fazla kendimi o alanlarda uzmanlaştırmadım. Ama Facebook, Instagram reklamları, Google AdWords reklamları ve LinkedIn reklamlarında iyi rakamlara ulaşıyorum şu an. Yani her mecranın da, her markanın da ayrı bir alanda reklam vermesi gerekebiliyor. Mesela bir diziyseniz Twitter'da olmak istiyorsunuz. Daha canlı insanı direkt kendinize getirdiğiniz için. Kurumsal bir firmaysanız LinkedIn'de olmak istiyorsunuz. Aramalarda bir şeyin karşısında çıkmak istiyorsanız Google'da oluyorsunuz. İnsanlara teker teker ulaşmak istiyorsanız da sosyal medya reklamlarını örnek veriyorsunuz. Arama motoru optimizasyonu biraz daha teknik bir iş. Burada biraz daha burada ne yazıyor diyebilirsiniz. İşte uygulamaların kullanması, az biraz bir kod bilgisi, Google'la entegrasyonunuzun olması, hinlikleri cinlikleri biraz bilmeniz ve SEO editörüyle, SEO ile ilgili düzgün cümleler kurma ve düzgün kelimeler kurmayı bilmeniz gerekiyor. Yani SEO tarafında diğer siteleri de analiz etmeniz gerekiyor. Aslında gidip bir şey anlatmışım. Şey söylemiştim orada da. Aslında hani yeni Google update'leriyle beraber SEO editörüyle çok daha dijital kimlikçilerin alanına giriyordu. Onu söylemiştim. Şimdi dijital istatistikler tarafında da aslında web sitenizin analizi, sosyal medyanızın analizi, monitoring yani millet sizin hakkınızda ne demişin analizi, big datadan verim alabilme, endüstrinin analizlerinden data toplama, bu aldığınız datalar doğrultusunda e-commerce tarafındaysanız mesela çok elzem konulara, elzem datalara ulaşabiliyorsunuz ve bütün stratejinizi değiştirebiliyorsunuz. Özellikle banka kredi toplamaya çalışır, kredi vermeye çalışan bankalardan tutup otel odası satmak isteyen otellere veyahut da işte araba kiralatmak isteyen araba firmalarına vesaire bu istatistikleri çok çok detaylı bir şekilde kullanıyorlar. O doğrultuda kaç yaşındaki insana ne vereyim, insanlar benim sistemde niye kısa kalmış, bunu daha nasıl uzatabilirim veyahut da hani sosyal medyadaki istatistiklerin doğrultusunda ne öğrenebilirim, ne yapmam gerekir vesaire gibi hem kendi analizinizin detaylıca yapılması hem de bu analiz doğrultusunda markanızı tekrar tanımlamanız kurgulanıyor. İstatistikler konusunda aslında uzman olanlar biraz daha bunu daha rahat anlayacaklardır. Yani örneğin bahislerde de hangi ürünlerin, hangi takımların nasıl performans yaptığını iyi bilen insanlar genelde iyi bir sonucu daha önceden tahmin edebiliyorlar. Şimdi dijital pazarlamada kariyerinizde ya girişimci olacaksınız, ya kendi işinizi yapacaksınız, ya danışman olacaksınız, proje başına çalışacaksınız. Ben bunu yapıyorum mesela yoğun olarak. Girişimciliğim de var biraz. Bazı kendi projelerim de oluyor ama ekmeğimi ben danışmanlıktan kazanıyorum. Online gelirler var. Bunda da ufak ufak şeylerim var. Ama işte bu nedir? Dropshipping'dir, tişört satışlarınızdır ya da online bir şey satıyorsunuzdur internetten. Ve son olarak da profesyonel iş. Yani bir şirkete girdiniz. O şirkette çalışmaya başladınız. O şirketteki kurumda belli bir seviyede yükseldiniz. İşte atıyorum uzman başladınız, müdür oldunuz, ardından direktör oldunuz, en son CMO oldunuz vesaire. O süreciniz aslında profesyonel iş hayatınız. Her zaman bunların hepsinden birinden çıkıp diğerine geçebiliyorsunuz. Veyahut da birinde çok başarılı olduktan sonra diğerinde de diğerlerine de umursamaya olabiliyorsunuz. Mesela ben bunların hepsini yaptım. Danışmanlıktan daha çok para kazandığım için danışmanlık üzerine odaklanmıştım. Dijital satışlar ve dijital reklam gelirlerinde ara ara dönemlerde yüksek kazandığım oluyor ama
sık sık yasaklandığımdan dolayı dropshipping çok büyük bir dolandırıcılık da bir nevi. Çünkü birçok firma şey yapıyor, hani siz iyi satış yaparsanız size atıyorlar falan. Dropshipping alanını çok çok detaylı olarak girmeye çalışın. Hatta yani bir insandan iki kişi falan belki para kazanıyordur. O da çok yüksek değildir. 10 bin kişiden ya da 20 bin kişiden bir kişi de düzgün para kazanıyordur. Hani geçinebilecek seviyede para kazanıyordur. Dijital pazarlamada kariyerinizi yaparken aslında hani kendinizi sunarken şöyle anlatacaksınız. Ben bu işi yapıyorum diyeceksiniz müşterinize. Kendi kimliğinizi oluşturacaksınız. Web siteniz olabilir, işte mutlaka blogda vesaire de bir şekilde anlatmanız lazım. Sosyal medyadaki mecralarda ben bu işi yapıyorum kardeşim. Bu alanlarda, şu SEO'da, reklamda, sosyal medyada uzmanım. Bunu anlatıyorsunuz. Bu başarılara sahibim. Ben yaptığım işler doğrultusunda bunları yapıyorum. Sık sık anlatmanız lazım. Ve karşısına çıktığınız firmaya da bakın firmanıza ben bu alanlarda yardımcı olabilirim diyorsunuz. Ve yardım sayesinde firmanız bunlara ulaşabilir. Ve anlatıyorsunuz. Yani tam olarak bunu anlattığınız sürece karşınıza gelecek olan müşterilere veyahut da teklif sunduğunuz müşterileri birçok kez ikna edebilirsiniz. Peki siz nasıl bu hani müşterilerle karşılaşacaksınız veyahut da onlar sizi nasıl bulacaklar? Trendleri takip etmeniz gerekiyor. Yani dijital pazarlama kanallarını takip edin. YouTube'da videolar izleyin. Aron, Beyondluk, Fiverr gibi freelance networkler var birçok. Bunlara aşina olun. En azından gidin orada bakın millet ne kadar para istiyor yaptığınız işlere. Ki bunun basiti var, detaylısı var ama en azından bir fikir versin. Güncel bilgiye her zaman sahip olmanız lazım. Hep eğitimlere katılın. Yani bir şekilde YouTube videoları olsun, bir şey olsun. Eğitimleri düzenli olarak takip edin. Ve etkinliklere katılıp takip edip etmeniz gerekiyor. Ben de sık sık katılıyorum. Aşağıdaki videolar mesela hep benim katıldığım etkinliklerden, röportajlardan vesaireden. Yani hep bunların hepsine ücretsiz katılıyorum ama aslında belli bir amacı da var. Hani kendimi de tanıtmış oluyorum. En azından bilgimi de oralarda çıktığım yerlerde hangi konu üzerine konuşuyorsak bilgimi de sergilemiş oluyorum. Şimdi aslında hani siz eğer çok sıfır işin başındaysanız bunları nasıl yapacağım diyebilirsiniz. Etkinliklere sadece gidin, insanlarla tanışın. Bakın ben de bu işe yeni başladım deyin. Ve kendinizi o dünyanın, o devir döngünün içerisine dahil etmeye çalışın. Zaten hemen hemen bütün kariyerler, bütün alanlardaki iş dünyası böyle dönüyor. Yani ilk önce o dünyanın içerisine giriyorsunuz. O dünyadan haberdar oluyorsunuz. O dünyanın nasıl işler aldığını veyahut da nasıl işler yaptığını görmeye çalışıyorsunuz. Ardından kendi en iyi yapabildiğinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Burada aslında insanları biraz da etkileme süreci değil de ilgi çekme süreci yaşadığınız ilginç tecrübeler oluyor. Yani benzer bir firmanın karşısına gidip benzer sektörde yaşadıklarınızı anlattığınızda onların ilgisini çekebiliyorsunuz. Sektörünüz de bunun içerisinde. Mesela ben birçok restoran firmasıyla çalıştım. Hepsiyle her zaman konuştuğum, yani ilk oturduğumuzda konuştuğumuz konu Nusret oluyor. Çünkü Nusret'te ben 2 yıl boyunca çalışmıştım. O Salt Bay projesi, işte ilk parlama dönemleri. O dönemki verilen stratejik kararlar muhteşemdi. Hatta kariyerimdeki en başarılı adımlardan biriydi. Şimdi diğeri de kriz yönetimi alanında dijital pazarlama kriz yönetiminde NTV'nin gezi olayları sırasında aldığı tepki ve markanın neredeyse bütün saygınlığını yitirme noktasına gelip hacklenme saldırılarında inanılmaz bir kriz yönetimi vardı. Hani bazen insanlar diyor firmamda şu oldu bu oldu ne yapacağım ne edeceğim. Çok daha beterlerinin olduğunu ben NTV ile anlatıyorum. Çok zor günlerden geçip hala ayakta kaldı, hala devam ediyor ama tabii bambaşka bir markaya bürünerek bunu gerçekleştirdi. İnsanlar bunu duymayı seviyorlar mesela bunu anlatmaya başlayınca. Mesela peki burada tecrübeniz yani etrafınızdaki network'ünüzden yani nereden bulacaksınız insanları? Network'ünüzden. Kim bu network'ünüz? Eşiniz, dostunuz, arkadaşlarınız. Yani yaklaşık 40 yaşıma geldim. Hala bugün eşimle, dostlarımla, arkadaşlarımla çalışıyorum. Belki de hani iş yaptığım insanlarla arkadaş oluyorum. Bundan mütevellittir. Ama hala arkadaş olarak gördüğüm insanlarla iş yapıyorum. Yaptığım hiçbir işi küçümsemiyorum. Yani çok küçük bir firma gelse de aynı önemi gösteriyorum. Çok büyük bir iş gelse de ona aynı özeni gösteriyorum. Çünkü hep aynı seviyede bir şeyi belli bir profesyonellikte düzgün bir şekilde yapmak gerekiyor.
Çok küçük firmalardan inanılmaz paralar kazandığım oldu. Çok büyük firmalardan da çok komik paralar kazandığım oldu. O yüzden işleri çok küçümsemeyip büyütmeyin gözlerinizde. Sadece o işi yapabileceğinizin en iyi seviyesinde her zaman yapmaya çalışın. Küçük bir firmadır, orada düzgün bir iş yaparsınız, o büyük bir firmaya geçer, onunla çalışırsınız. Büyük bir firmadır, oradaki insanlarla iyi çalışırsınız, o başka bir yerlere gider. Hala onlarla beraber çalışmaya devam edersiniz. Ve network'ünüz de zaten böyle genişler. Yani kariyerinizin geri kalanında hiç şey yapmamak için, kendinizi de büyütmek için, çevrenizi de büyütmek için yaptığınız bütün işleri çok özenli, düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Burada da herhalde uzun bir şey anlatmışım bir önceki kayıtta. İşinizi düzgün yapın demiştim orada. Hani ve hani küçük firmalarla yapılan işlerin aslında çok daha değerli olabileceğini, özellikle startuplarla çalışırken ben onları hep dev olacak diye gördüm. Büyük bir çoğunluğu olamadı ama hani çünkü Türkiye'deki startuplar o kadar hızlı başarılı olamıyorlar ama gene de çok başarılı hikayeler oldular. Müşterinize aslında neden müşterinizin aklına size karşılaşınca şu olacak. Neden sizle çalışacak? Bu işi kendi yapabilir mi? Bunu soracak. Sonuçlarını da ne zaman görür? Bunu da algılamaya çalışacak. Yani aslında ben sosyal medyada 3 tane post gireceğim derseniz adam der ki ben bunu da kendim yaparım. Sen fazla ne yapacaksın? Bunu görmek istiyor. Ben analiz yapacağım, fotoğrafları hazırlayacağım, bilmem ne yapacağım, saatlerini göreceğim. Hani bir detay, bir istatistik, bir şey anlatmanız gerekiyor. Çok basit bir şekilde yaptığınızın zaten hani basit bir şey yapacaksanız da yapmayın. Daha detaylı, daha komplike bir şey yapmaya çalışın. Çünkü eğer ki müşteriniz ya ben bunu kendim de yapabilirim dediği an size ihtiyaç duymaz. Başkasıyla çalışır. Ya da kendi başına yapmaya çalışır. Sonuçlarını ne zaman görür konusu da aslında hep bir şey yaparız. Bir sonraki slaytta da vardı bilmiyorsam. Yani siz eğer ki müşterinize bir haftada sonuçları göstereceğim derseniz yalan. Yani onun da tam bir karşılığını söylemeniz lazım. Bakın 2 ay içerisinde belli bir başarıya ulaşırsınız. 3 ay içerisinde belli bir noktaya geliriz gibi kendinize oturacağınız noktaları söyleyip bunu anlatmak gerekiyor. Ama patronla karşılaştınız diyelim. Patron sizden aslında ben bu istatistikleri yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım falan filan duymak istemiyor. Patron direkt olarak şunu bilmek istiyor. Yaptığı bu dijital pazarlama karşısında daha fazla para kazanacak. Nokta. Daha fazla müşteri kazanacak. Daha fazla izleyici kazanacak. Rating kazanacak. Ziyaretçi kazanacak. Neyse tam hedefi. Patronu anlatırken ilk cümleniz bu olmalı. Yani dijital pazarlama yaparak daha fazla dükkanınıza ziyaretçi çekeceksiniz. Nokta. Hatta hesaplamayı da yaparsınız. Kitabını da çıkartırsınız. Dersiniz ki günde 150 kişi getireceğim ben buraya. Ya da 150 kişi sizinle etkileşime geçecek. Ve gibi istatistikleri onlara sunabilmeniz gerekiyor. Şimdi internetten nasıl para kazanabilirsiniz? Bunun iki alanı var. Bir ya işinizi internete taşıyarak kazanacaksınız ya da işsizken internetten para kazanmaya çalışacaksınız. Eğer ki belli bir işiniz varsa, yani hizmet sektöründesiniz diyelim. Reklamlarla, sosyal medyayla, web siteleriyle ya da multi vendor platformlarla, yani hepsi burada N11 gibi mecralarla, dijital kimliğinizle, PR yani tanıtım etkinliklerinizle kendinizi tanıtacaksınız. Eğer ki ürün satsaydınız, işte internet siteleri üzerinde, sosyal medya üzerinde dolaylı olarak birine verip o satsın diyerek affiliate marketing'e kadar bu tarz satış alanlarına girmek zorunda kalırdınız. İşsizken internetten para kazanmaya gelince yeteneklerinize göre kazanacaktınız. Ya zanaatinizi kullanacaktınız. Ressamsınız, resim çizeceksiniz. Bunun için portfolyo oluşturmanız lazım. Tekrar reklamları yapmanız lazım. İşte belli bir dijital PR yapmanız lazım. Bu şekilde interneti kullanarak kendinize müşteri çekeceksiniz. Ya da işte yetenek öğrenerek para kazanmanız da var. Bu da işte dijital işler. Benim yaptığım işler de buna giriyor. İşte sosyal medya yapacaksınız, dijital pazarlama yapacaksınız, SEO yapacaksınız ve bunun gibi. Dijital tedarikçi, üretici, perakendeci olması lazım. Dijital tedarikçi olmanızı da şunu anlatmaya çalıştım. Yani dropshipping gibi başkasından bir ürünü satın alıyorsunuz. Alibaba'dan bilmem neden bir ürünü getiriyorsunuz. Bunu satmaya çalışıyorsunuz. Sizin dijital bir marka olmanız, yani adınızın, soyadınızın bir marka haline gelmesi, işte fenomenler bu kategoriye giriyor. Dijital define avcılığı, internette çok görmüşsünüzdür. Hani şunu yap, form doldur, şu kadar kazan. Onlardan genelde çok komik paralar kazanılıyor. Hani geçinemezsiniz onunla.
Çok düşük paralar kazanılıyor ama bu çok yoğun kullanılan bir alanlardan biri. İşte referans avcılığı vesaire gibi. Bir dijital marka yaratmanız da internette bir marka yaratıyorsunuz sıfırdan. Diyorsunuz ki işte ben X markasıyım. Ya da işte yani normalde atıyorum adınızı soyadınızı kullanmak yerine bir X marka yaratıyorsunuz. O dijital markayı da büyütmeye çalışıyorsunuz. Aslında Facebook vesaire bütün Google bunların hepsi dijital marka yaratılmış dijital markalar kategorisine giriyor. İnterneti kullanarak yani internet ile para kazanmanın haritası aslında bu. Siz kendinizi burada belli bir noktaya konumlandırın. Belki zanaatınızı daha yoğun kullanmak istiyorsunuz. Belki kendi işinizi dijital dünyaya entegre etmeye çalışıyorsunuz. Belki kendinizi sıfırdan bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Ama eğer genel olarak bir haritaya baktığınızda internet ile para kazanmanın haritası bu. Ben birçok alanında bulundum. Danışmanlığı yaptığım firmalarda aslında bunların hepsinde entegre de oldular. İnternet şu an hani dijital pazarlamanın ana kalbi. Hani eskiden hani gazeteler, televizyondu vesaire, radyolardı. Hala bunu önemseyenler vardı ama gerçeği söylemek gerekirse o datalar yalan. Yani bir gazeteyi 5 kişinin okuduğu yalan. Televizyonun başında 4 kişi pür dikkat bütün reklamları izlediği yalan. Ama dijital dünyanın istatistikleri gerçek. Yani sizin reklamınızı 5 kişi 15 saniye gördü diyorsa hakikaten 5 kişi 15 saniye gördü. Süresi de o kadar. O kadar spesifik size data verebiliyorlar. Sizin web sitenize gelen adam 15 saniyeden önce çıktı. Bunun datasını öğrenebiliyorsunuz. Sizin web sitenize gelen adam atıyorum İstanbul'un bilmem ne ilçesinde oturuyor. Bunu görebiliyorsunuz. İşte ama bu alanda da işte uzmanlaşmak için diğer mecralardan farklı olarak düzenli olarak kendinizi eğitmek zorunda kalıyorsunuz. Özel eğitimlere katılıyorsunuz, işte YouTube videoları, forumları takip ediyorsunuz, eğitim platformları ve kursları alıyorsunuz, online araştırmalar yapıyorsunuz. Hani ben kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum. 20-25 yıl, 25 yıldır bu işi yapıyorum. Hala yeni bir şey öğrenmek için uğraş veriyorum. YouTube videolarının başından sonuna kadar izliyorum. İşte forumlarda hala soruyorum. Bir şeyleri öğrenmeye çalışıyorum. Bütün development zaten ekiplerin içerisine dahil oldum. Onlarla beraber birçoğunu zaten geliştiriyorum. Bu vesileyle hani kendinizi güncel tutmanız gereken bir alan. O bundan dolayıdır ki hani üniversitede aldığınız bir eğitim, üniversiteden mezun olduktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Yani hiçbir işe yaramıyor derken şöyle, üniversite eğitiminiz bitti diyelim. Bir anda geliyorsunuz gerçek dünyaya, bambaşka şeyler var. Çünkü siz, o arada ya da o kitaplar yazılıp siz gerçek dünyayla karşılaşana kadar bambaşka bir dünya gelmiş karşınıza. Yeni istatistikler var, yeni şeyler var. Bunların hepsini keşfetmeniz gerekiyor düzenli olarak. Şimdi Google Bard Update de bunlardan biri. Mesela geçtiğimiz yaz SEO öğrendiniz diyelim. Geçtiğimiz yaz öğrendiğiniz SEO'nun aslında bugün çok büyük bir değişikliği var. Kasım'da Google Bard Update'i geldi. Google Bard Update ne yapıyor? Metinleri analiz ediyor. Artık kelimeler üzerinden değil de direkt olarak kullanılan cümleyi sız süzeklerine gidene kadar anlıyor. Doğru bir cümle yazıp yazmadığınızı, işte söylenen kelimenin mantıklı olup olmadığını anlayabiliyor. Bu doğrultuda ne yapmış oluyorsunuz? Hani çok ilginç ne oldu diyebilirim. Hiç farkında varmadan bazı siteler yukarıya çıktılar. Onlar da bilmiyor. Adam aslında bir blog açmış. Çok da düzgün makale yazmış. Artık Google onu bulup yukarıya çıkarttırıyor. O yüzden siz kendi sitenize böyle hani hinlik cinlik diyerek az sonra hepsi buradan örneğini de vereceğim. Öyle bir şey yaptıysanız bugün aslında o kadar fazla önemi yok. O yüzden SEO'ya uygun olarak makale yazmak yerine konuya uygun olarak makale yazmak zorundasınız. Ha SEO özelliklerini içinde barındıracak gene. Ama konuyu anlatmanız lazım. Çünkü en önemli şey ne biliyor musunuz? İnsanlar sizin yazdığınız web sitenize koyduğunuz datayı gelip Google aramasından geldiğinde orada kalmasını istiyor Google. Google hani biz Google'u 3 kağıt yaptık, kandırdık bir şekilde geldi, gerisin geri döndü, değer kaybediyoruz. Mesela burada hepsi burada da bütün sayfaların altında N11'de ve gitti gidiyor da ve diğer e-commerce platformlarında da görebilirsiniz. Böyle bir hepsi burada sözlük. İşte kaliteli ve ucuz bilgisayar modeli böyle bir tanım yazıları var. Ve okuyunca bunları hani bilgisayar fiyatları altındaki kelimeleri cümleleri okuyunca
bir manası olmayan bir cümle bu. Sadece bol bol SEO keyword'ü girmiş. İşte özne yüklem cümleci yan yana getirmeye çalışmış. Noktasını koymuş ve bunu bir şekilde yutturmaya çalışmış SEO tarafında. Ki işine de yaradı hani uzun bir dönem boyunca. Ama şu an artık Google bunu istemiyor. Google diyor ki yok kardeşim, düzgün bir metin yaz. Eğer ki hatta alakası yoksa, insanlar bunun karşısında durmuyorsa, ki Google Chrome üzerinden sizin bütün istatistiklerinizi alıyorlar, bunları yapma diyorlar. Mesela hani bunu yeni öğrenmeniz gerekirdi. Teşekkürler. İnşallah işinize yarar bu. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.